Hello, yağmur yağıyor. Ben işten çıktım, metroya bindim, metrodan indim. Şimdi bizimkileri bekliyorum. Umarım gelmek üzerelerdir. Ama şöyle ben bir ağacın altına girdim, ıslanmıyorum ama yağıyor. Haydi görüşürüz. Günaydın, günaydın. İşe gidiyoruz. Asya'da uyanamadı. Asya'da tabii ki okula gidiyor. Bugün günlerden Perşembe, hafta artık bitiyor. Çok şükür bu hafta da böyle yoğun ve zor, nasıl uzun geçti. Niye? Ne yapıyorsun anneciğim acaba? Bir şey mi dedim, kaldırıyor, tık 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 ses çıkıyor. Ay, bugün günlerden Perşembe. Bu hafta sonu da bir doğum günü var. Bu hafta sonu da Kuzey'in doğum günü var. Biz 3 haftadır, 1 aydır doğum günlerinden şey yapamadık yani. Çok yorucu geçiyor benim için hafta sonları o yüzden. Hiç dinlenemiyorum ama yapacak bir şey yok. Demek ki Eylül-Ekim ayı bizim için yoğun bir, değil mi Asya? Aynen. Yoğun bir doğum günü. Eylül'ün başında zaten Onur'un doğum günüydü. Gerçi onda Asya hastalandı, hastanede geçirdik ama ondan sonra işte sonra Aydanur'un doğum günü, sonra benim kuzenimin doğum günü, sonra görümcemin kızı Asya'nın kuzeninin doğum günüydü. Şimdi de öbür küçük teyzemin oğlu Kuzey'in doğum günü. Bu hafta da onun doğum günüymüş. Bu hafta da oralara gideceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Öyle yani. Haydi görüşmek üzere. Bay bay. Ben kızıma ne aldım? Geçen Waikiki'de beğenmiştim bunu ama numarası yoktu. Ya daha doğrusu şöyle, 35 numarası Asya'ya tam oldu. Biz de tabii ki Türk milleti malum, illa ki bir numara büyük alacağız. O yüzden 36'sını istettim. Gelmiş, haber verdiler. Gittim aldım. Asya'nın hiç botu yoktu. Geçen seneden hepsi zaten küçülmüştü. Hepsini vermiştik. Hiç yoktu. Spor ayakkabılarla gidip geliyordu. Bir de yağmurlar da başladı. Ayakları ıslanıyordu bebeğimin. Şöyle yandan fermuarlı, çok uzun olmayan, gayet klasik. Rahat mı annem için? Giydin mi? Rahat giydim. Ben hiç durmuyorum. Durmazsın. Ondan sonra gitmişken şunu da göster. Bu düşme ben demiştim ama ben demiştim. Kuzey'e hediyesini de aldım. Şöyle bir tut bakayım üstünü Asya. Asya bir dakika tutar mısın annem, görmüyorum. Şöyle fermuarlı bir triko bu. Buraları böyle daha bir şey ne derler buna, böyle pitikareli gibi. Fermuarlı bir triko aldım. Çok güzel, hem okulda da giyebilir. Böyle boylu boyunca fermuarlı. Beğendim bunu da, iyi denk geldi. Evet, böyle küçük bir alışverişimiz oldu. Oo, at öyle değil mi? Anan toplar zaten. Bayamadan böyledir. Yapma ya. Ne zaman toplamayı düşünüyorsun? Odanı. 2 yıl sonra. 2 yıl, peki tamam. Ben beklerim, benim için sorun yok. Dağınık odada yaşayacak olan sensin. Of, çok güzel dağınık odada. Aradığın her şey kolay canım. Tabii canım. Haydi görüşürüz. Bay bay. Herkese günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Biz kahvaltımızı falan yaptık. Ben şimdi bir böyle dolapta bir biberim var, bir şeyler vardı buzluğa atmam gereken, onlarla ilgileniyorum. Hiç daha temizliğe girişmedim. Şöyle şurada biberlerimi yıkadım. Orada onlar süzülürken ben de bir yandan doğruyorum. Şöyle biberlerin içinde bence durdukça da bu rengi aldılar. Çünkü ben bu rengi asla almam, seçmiştim çünkü. Şeyler var, bu renk biberler var. Bunları ayırdım. Ayırıyorum yani. Kayınvalideme veririm büyük ihtimalle. Çünkü çok acı gibi görünüyorlar. Şöyle içini de mümkün olduğunca çıkartıyorum. Çok acı gibi görünüyorlar. Kayınvalidem yiyor acı biber.
Şöyle şey yapıyorum, başını çıkartıyorum. Buzluğa atacağım. Nasıl atacağım? Bir kısmını böyle kızartmalık atacağım. Şöyle içini mümkün olduğunca boşaltıp şöyle bölüyorum. Böyle kızartmalık atıyorum. Bir kısmını da yemeklik küçük küçük doğrayacağım. Yemeklik atacağım. Şöyle şu renkleri hiç doğramayacağım bile yani. Tamam, belki hani böyle azıcık acılı güzel oluyor olabilir ama yani bu renkte bir biberin, ay bak çürümüş, at gitsin. Bu renkte biberin az acılığı mı kalmış Allah aşkına? Şöyle. Ay dün daha önce annem söylemişti güzel dizi diye. Dün bir tane dizi gördüm gece. Dün ben ne izliyordum ya? Ha, Gülperi'yi izliyorum ben. Artık İstanbul'u gelini bıraktım. Çok saçmaladılar. Çok saçmaladılar. Ay bunu da keşke direkt kesmeden oraya atsaydım. Neyse artık. İstanbul'u gelini bıraktım artık. Ne diyordum kısmı dediğim onu. Gülperi'yi izliyorum. Güzel. Ben böyle gerçek dizileri seviyorum. Yani gerçek, yani mesela kadın dizisi gibi. Gerçekten gerçek. Hani dizilerde mesela dizilerde hani şey olur ya, işte bir aile vardır, örnek veriyorum, işte kalabalık bir ailedir, yaşarlar giderler, hep parasızlıktan yakınırlar ama hiç kimse çalışmaz etmez bilmem ne, ama bir şekilde nereden geldiği belli olmayan bir para, faturalarını nasıl öderler, yemeklerini nasıl alırlar belli olmayan bir şekilde dizilerde hep o şekilde bir yaşamlar var. Hani zengin yaşamı bırak, fakir yaşamda da öyle. Neyse, ama mesela kadın dizisi bence gerçek bir dizi kesinlikle. Hani gerçekten bir kadının hani çocuklarını okula götürmesi. Hani birisi normal dizilerde birisi bebek doğurur. O bebeği bir daha asla arada bir bebekle ilgili bir konu olursa görürsün, o kadar. Bebek asla yoktur. Halbuki yeni doğmuş bebek sürekli 15 dakikada bir, atıyorum hadi çok abarttım, saatte bir emzirilir bilmem ne. O yüzden ben gerçekçi dizileri seviyorum. Demek istediğim, döndüm dolaştım nereye? Şurada gitsin. Bu Gülperi'de de öyle. Maalesef ki hadi canım o kadar olur mu dediğimiz bu işte aşiret kavramları maalesef ki halen doğru. Evet, o kadar oluyor. Evet, öyle insanlar var. Hani kadına kendi çocuklarını vermemek için ellerinden geleni yapıyor aile. Ondan sonra kendi oğullarının yaptığı pisliği örtbas ediyor falan filan. Neyse işte. Diyeceğim sonuç olarak bu da bana göre gerçekçi bir dizi. O yüzden onu da beğendim. Asıl şey işte Gülperi'yi falan izledim. Ondan sonra bir yudum gözyaşı mıydı? Öyle bir adı vardı. Bir tane kız, hani bu şeyde oynayan, Vatanım Sensin'de oynayan kız oynuyor. Başrol kız o yani. Hasta. Bir hastalıktan bahsediyorlar falan. Bilmiyorum nasıl ilerleyecek. Daha ilk bölümde hastalığı ortaya çıktı da. Nasıl ilerler bilmiyorum. Şu kadarını bu arada kızartmalık yapacağım. Bunu bir poşetleyelim. Yani böyle biraz acıklı bir dizi. Ay dün bir de ben o diziyi izliyorum. Aslında ben Gülperi'yi izliyorum. Aslında istiyor. Kızımı izliyor. Kızım var ya. Tabii o kızı çok seviyor tabii ki. Tam böyle onun yaşının şeyleri ya. Ondan sonra bir baktım nasıl ağlıyor. Neye ağlıyorsun diyorum.
kızı diyor yuvaya vereceklermiş. İzleme tamam dedim, kapattım. İzleme dedim yani, böyle ağlayacaksan dedim. Bizi bu biliyoruz, tamam biz de ağlıyoruz ama nasıl ağlıyor biliyor musunuz? Hüngür hüngür ağlıyor. İçini çeke çeke kapattım. Hala ağlıyor. Anne diyor onu tanıyorum, ne yapayım? Allah'ım. Neyse işte. Hadi gelin bunu bir de vakumlayalım. Ondan sonra kapattım yani diziyi. Benim şöyle bir çelik pipetim var. Bu hem pipet hem kaşık. Şimdi ben bununla yapacağım. Bunu bunun içine, dur hatta şöyle biraz yayalım ki yer kaplamasın, değil mi? Bunu bunun içine sokuyorum. Burayı sıkıyorum. Siz benim şu anda yüzümü görmüyorsunuz ama havasını alıyorum. Bu arada acı biber varsa zehirlenir miyim bilmem. Vallahi yandı boğazım. Yandı boğazım, yandı. Vallahi billahi. Şöyle havasını kaçırmadan bağlıyoruz. Evet. Buyurun. Şimdi haydi şeye geçelim, yemeklik. Yemeklik daha çok yapacağım. Yemeğe, menemene, ben ne olursa olsun buzluktan böyle abarttım. Alıp şey yapıyorum. Direkt atıyorum. Çok rahat oluyor, büyük rahatlık oluyor. Şöyle önce şunların minik minik uçlarını bir alalım. Ve doğramaya başlayalım. Evet. Mümkün olduğunca, sabrım yettiğince küçük doğramaya çalışıyorum. Bugün de şimdi kışlıkları çıkartmam lazım. Size bir şey söyleyeyim. Bak. Ben bütün yaz ev, böyle evde benim giyindiğim genelde elbiselerim var. Hani gecelik niyetine giyiniyorum ama onlar ev elbisesi aslında. Ben bütün yazı onlarla geçirdiğim için dışarıda hiç uzun eşortmanım yok. Ve iki haftadır işte doğum günüydü, gezmeydi, tozmaydı derken ben Asya'nınkileri çıkarttım ama bizim kışlıkları bir türlü çıkartamadım. Ondan sonra kışlıkları, ha diyeceksiniz ki çıkar bir tane pijama, çok mu zor? Çünkü zor, şöyle zor, çünkü vakumlu hepsi. Vakumu açmam lazım. Vakumu açınca da tabii içindeki şey büyüyor. Şu anda sığacağı yere sığmıyor. Dolayısıyla bütün gardırobu benim yapmadan onları açamıyorum yani sonuç olarak. Tüm gardırop değişikliğini yapmadan açamıyorum. Bugün onu yapmam lazım. Babası da kızına söz vermişti. Bugün şey çıkıyor. Çıktı yeni sinema. Neydi o? Yol Arkadaşım 2. Biz birinciyi çok sevmiştik. Çok eğlenmiştik. Şimdi ikincisi çıkıyor. Babası da Asya'ya söz vermişti. Ben çıkar çıkmaz götüreceğim seni diye. Bu fırsat sitelerinden bilet almış 10 liraya. Hani oluyor ya, alıyorsun işte gidiyorsun, ne derler, aralığın mesela işte 31 Aralık 2012'ye kadar, 2012 ne ya, 2018'e kadar geçerli diyor bilet. O zamana kadar istediğin bir sinemada gidiyorsun, kullanıyorsun. Tabi sinemada yer varsa. Neyse işte diyeceğim, bilet almış Asya tabi durur mu? Asla durmaz. Gidelim de gidelim, gidelim de gidelim. Ondan sonra nereden yine nereye geldim? Yani şey yapacağız. Ben o iş temizliklere girişmeden dedim ki şu dolaptaki böyle ıvır zıvır işlerim var. Çünkü hafta içi hiç vaktim, ya vaktim olmuyor derken
Ya üşeniyorum açıkçası hafta içi işten gelip yemek bilmem ne onlardan sonra. Yani yapsam tabii ki yaparsın da. Ama üşeniyorum, yapmıyorum. Dedim onları yapayım bari. Sonra gidelim gelelim ben öyle bir yazlık kışlık olayına gireyim bugün yani. Akşamüstü de olsa yapayım onları. Şimdi saat öğlen, bu biberleri bitireceğim. Hazırlanacağız, çıkacağız. 2 ya da 3 şeyine gireriz büyük ihtimalle. Bir de sinema yeni çıktığı için her yerde var ya. O yüzden hani yer bulmama şeyimiz yok. Bir de bilmiyorum tabii o kadar hani beğeniliyor mu? Hani eskidenmiş o değil mi? Hani böyle birinin filmi çıktığı zaman ama hemen gidelim bilmem ne. Şimdi yok tabii şimdi şey ya çok olduğu için ya da artık insanların tabii ki sinemaya verecek parası olmadığı için, sinema artık lüks olduğu için maalesef ki öyle. Ya vallahi ben hatırlıyorum bak çok eski değil. Herhalde ya geçen senedir, öbür senedir falan değil yani. Geçen seneydi herhalde. Sinemalar kaç paraydı arkadaşlar? 16 lira falan değil miydi ya? Ya da bilmiyorum sinemadan sinemaya mı değişiyordu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 20 lira şu anda sinema. 20 lira yani. 20 lira 3 kişi gittin mi? Hadi şey hani hiçbir şey yemesin 60 lira. Çok para. Ha veremem yani şu anda vermem açıkçası. Ne yalan söyleyeyim vermem. Yani izlemezsem ölmeyeceğim yani o filmleri. O yüzden ama böyle fırsat sitesinden alınca güzel oluyor. Bak siz de bakın. 10 liraya alıyorsun. Şey önemli değil. Hangi film olduğu önemli değil. Şeyin bilmiyorum diğerlerin oluyor mu da Cinemaximum'u. 10 liraya alıyorsun. 10 lira, 12 lira. Şeye göre değişiyor. Yok işte 3D, 3 boyutlu filmlerinkiler 12 lira falan. Bilmiyorum onların farkını şeyini de. Alıyorsun. Sonra istediğin zaman yıl sonuna kadar gidiyorsun. Bence çok güzel. Şimdi ben ne yapacağım bir de oraya giderken. Tabi bizimkiler mısır falan isteyecektir. Ben de tabi severim sinemada mısırı. Ondan sonra oradan almayacağım yani. Gideceğim AVM'nin içinde marketler var. Marketten alacağım bir iki bir şey. Ondan sonra koyacağım çantama yani. Sinema bileti kadar mısıra para veriyorsun sinemada. Şimdi bir kısım diyecek ki ya işte her yere para veriyorsun, onun cimriliğini mi yapıyorsun bilmem ne diyecek. Bir kısım bana eminim hak verecek. Onu da biliyorum da yani ben gerçekten hiçbir zaman 2 liralık şeye 22 lira vermekten yana değilim. Bence hepiniz değilsiniz. O laf edenler de değil ya da bunun lafına da sinemaya gitmişsin oranın mısırını al diyenler de aslında ne demek istediğimi anlıyor da işte onlar laf etmek için konuşuyor da her neyse yok yani 2 liralık mısırı 20 lira para veremem kimse kusura bakmasın Cinemaximum da kusura bakmasın. Şöyle durun ya. Of. Yine akşam bir posta çamaşır yıkadım. Yine bu hafta dedim yoğun olacak. Ondan sonra astım dışarıya. Üzerine de böyle bir tane benim çamaşır için poşetim var. Poşet derken açık böyle bir poşeti açtım. Büyük bir poşeti. Ondan sonra onu şey yaptım. Mandalladım üstüne. Gece yağmur yağmış ama çamaşırlar kurumuş. Çok iyi oldu. Şimdi yine bir posta daha yıkadım. İşte Asya'nın forması bilmem ne. O renkli grubu yıkadım. Açık renkli grubu. Onlar da kuruyor. Bakalım. Bu hafta yine bir posta siyah da var. Bir posta beyaz da var. Ne yapıyorsun ya?
yarabbim yarabbim. Sen ne yapıyorsun? Biber doğruyorum. Ne kadar? Belli ne oluyor mu? Ne yapacağım bu kadar biberi? Bütün kış yiyeceksin, sen farkında değilsin. Küçük küçük yiyorsun ama. Zaten sen de küçük küçük kesmişsin. Evet, o yüzden işte. Çok gitmesin. Menemene ince biber lazım kocacığım. Bilmiyorsan ya. Bak ya bak. Şey vallahi duman oldu burası. Bak ne yapıyor ne yapıyor. Gel göstereyim. Şunla yapıyor. Neydi bu, elektrikli nargile. Sigara değil. Git buradan. Ya klip çekimine çevirdim burayı ya. Göründü. Az önce var ya şey oldu. Ne derler? Duman altı oldu buralar. Klip. Selam. Allah'ım yarabbim. Bak bir de evde bak nelerle uğraşıyorum bak. Hadi it. Ne zaman çıkacağız? Biz biber eder. Saat kaç Onur? 1. Tamam. Kaça yetişelim? 6'ya çeyrek kala. Evet. Hadi ya makara yapma. Bak bir şeye evet. ya. Mi? Akşam 8. Sabah akşam 8 mi? Hayır sabah 8. Ya Akis'e gidelim ya Historia'ya. Ona bak, Akis'te daha çok seçenek var. Saat var. 2, 2.5, 3. Bak bitti. Şunları doğradım. Bitti. Tamam. İyi o zaman. Altıda çıkarsın. Ya bu da hep benimle dalga geçer. Çok yavaşsın, çok yavaşsın diye. Ne bilmiyorlar ki. Evi... Ne oldu? Ucunun tespisi bende kalmış ya. Kimin o? Bir şey söyleyeyim mi? Bu tespih senin cebindeymiş, fark etmemişim. Kimin bu? Anne. Bak mis gibi kokuyor. Yumuşatıcı kokuyor. Kim ne yani? Dur annem bir saniye bakacağım. Bulgarım bizim, Bulgarım. Buna geçeyim, altıma da beyaz pantolonum. Hayır anneciğim. Neden? Yağmurlu hava, ne beyazı? Beyaz giyer kış günü. Zürafa Hanım düştü. Şuna dolu tişörte giyeceğim. Bakacağım ben bakacağım, birazcık bekle. Bana zaten rahmetlin Barış Manço'dan sonra beyazı giyecek ikinci insan sensin. Kış günü. Giy kızım. Giy. Ne diyordum Onur? Dur bir şey diyordum ya. Anam ne dediğimi de unutturdunuz bana ya. Bak duman altı oldum ondan. Bu benim koca da sigara içmez. Hayatında sigara içmemiş gençliğinde bile. Şimdi de bu elektrikli nargileye şey yaptı. Gerçi yanında taşımıyor onu. Böyle işte hafta sonları öyle alıyor eline, iki şey yapıyor. Öyle hani yanında taşıyorlar ya bazıları, sigara niyetine daha doğrusu kullanıyorlar. O burada evde durur o. Almanya'dan şeyden kuzenlere hediye şey yaptı. Getirdi. Anam ne dediğimi, ne diyeceğimi de unutturdum bana. Vallahi unuttum. Hadi baktınız mı saate? He? Asya? Ne? Yatak toplandı mı? Hayır. Neden? Babam sigara açıyordu. Tamam şimdi al. Alayım. Yatıyor bak ya. Şimdi al topla lütfen. Ben söylemeden asla yapmıyor. Yok yani bilmiyorum. Her seferinde söylüyorum hatta hafta sonları. Tabii hafta içi. Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim bile toplamadığım çok sık oluyor yani. Hani böyle bir 15 dakika falan erken hareket edip de evden çıkmak için son dakikaya kalmadıysam belki topluyorum ama normalde ben de toplamıyorum. Öyle bir vaktim çünkü olmuyor. Ben kalkıyorum, hazırlanıyorum, Asya'yı hazırlıyoruz. Sonra eşimi kaldırıyoruz. O zaten anında 5 dakika içinde evden çıktığı için onu son dakikada kaldırıyorum ve dolayısıyla yatakta da yatıyor oluyor bu süreçte. Ve benim o sırada yatağı toplamaya vaktim falan olmuyor. Ben de eskiden sigara, yani şöyle, sigara içiyordum,
denir mi? Şöyle denir yani, nasıl diyeyim? Hani böyle olur ya, böyle bazı arkadaşlarına bir araya gelirsin, içersin. Ya içtiğim zamanlar da oldu çalışırken falan. Ondan sonra ama hep böyle şeydim. Hiçbir zaman tam olarak şey olmadım. Tiryaki hiçbir zaman olmadım. Yani söylediklerim inanmıyor buna. Ha nasıl olur diyor. Yani içiyorsan içiyorsundur diyor. Ben hiçbir zaman tiryaki olamadım. Ne? Neden bıraktığını söyle. Nasıl yani? Neden bıraktın? Ya içmedim ki doğru düzgün ben. Bu da oradan bana laf sokuyor bak. Ne diyecektim ya? Ha, onu diyecektim. İşte hiçbir zaman tam olarak içmedim. Yani yine bile mesela hani bir arkadaş ortamı olur, bir şey olur. Yine öyle bir tane alırım, içerim. Ama alıp da paket. Hiç içmem yani. Hiç aramam da. Şimdi söylediklerime inanmıyor. Nasıl olur, nasıl canım istemez diye, ama bilmiyorum yani. Ben hiç öyle şey yapmadım. Hani ya da bilmiyorum, kendimi de öyle hiç şartlamadım. Bir de onu da içmiyordu. Onun da şeyi var. Bence de o içse ben de kesinlikle devam ederdim. Bana da öyle geliyor. Çünkü bir hani şeyle ilgili bu. Nasıl ki sigara içilen ortamda bazen işte öyle bir tane alıp içiyorsan, evde de sürekli içilse iki sohbet edeceksin, sigara yakılacak, sen de yakarsın yani. Orası öyle bence. Dolayısıyla da aman sigarayı bırakayım, aman çok zorlandım, hiçbir zaman öyle bir şeyim olmadı benim. Ondan sonra zaten hamilelik, doğum zamanı falan hiç şey yapmadım da. O zamanlar mesela tatile gittiğimiz zaman öyle alırım, öyle bir iki tane içerim yani şey. Ama normalde de hiç öyle aramam. Oh be. Lak lakla bitirdik vallahi biberleri. Şöyle bir alalım. Şöyle bir sallayalım dökülen. Çekirdekleri dökülsün. Evet. Bu biberimiz de hazır. Şimdi bunu vakumlamayacağım. Çünkü bunu sürekli alıp kullanacağım. O kızartmalı, öyle bir kere kızartırım. Çok şey değil o. Çok biber kızartması yapmıyorum ben. Ne bileyim. Böyle aklıma gelip de aa hadi bugün de biber kızartayım demem hiçbir zaman. Hani böyle anca misafir falan geleceği zaman yaparım. Bir de ben asıl kırmızı kapya biberi severim çünkü, o yüzden. Ondan da alamadım bu sene ya. Aslında vardı, görmüştüm 2,5 liraya 3 liraya falan, güzel. O zamanlar böyle yazdı, nasıl olsa alırım diye almadım. Aynı işte domates şeyine döndü. Nasıl olsa daha alırız, daha alırız diye diye. Domatesler bitti. Domates bitti değil, pahalandı yani bir de. Bir de güzel de kalmadı böyle güzel yaz domatesi. Şöyle ağzını önce bir havasını alıp bağlayalım. Şöyle. Anam. Buraya da koyamıyorum. Şöyle sıkalım. Yer kaplamasın diye. Bunu çok vakumlamaya gerek yok. Çünkü açıp açıp kullanıyor olacağım. Evet. Biberlerim hazır. Bunlar doğru. Buzluğa gidiyor. Ben de hazırlanmam lazım. Haydi bay bay. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir yere gidecekmişiz. Bu yüzden hazırlandık. Şimdi gidiyoruz. Annem içeri hazırlanıyor. Ben hazırladım. Biraz saçım dağınık. Annem onu yapacak 2 dakikada.
Evet, biz sinemaya gidiyoruz. Babası kızına sürpriz yapmış. Yol arkadaşım çıkınca çünkü götürmeye söz vermişti. Babası, sana diyorum, sensin babası. Asya. Yol arkadaşım filmine gideceğiz. Bakalım, birinciyi beğenmiştik, ikinci de güzeldir diye düşünüyoruz inşallah. İnşallah bakalım. Bir baktık şeylerden, biletlere çok şeyler var. Ne derler? Matina derler değil mi? Yani saat başı var yani neredeyse. Birisine dakika geleceğiz başı artık. Ha? Dakika başı var. Dakika başı denmez ona. Saat başı. Ne saat? Saat başı, dakika başı, dakika başı demek. Yine arkada Despacito şeyi yiyeceğiz. Neydi şarkı şeyi, anam telifi yiyeceğiz. Hadi biz gittik, görüşürüz. Otoparkı kapattık. Vallahi alt kata indik. Bak şurada bir tane araba var. Ya yeni açmışlar. Hayatımızda bu kadar boş AVM otoparkı görmedik biz. Üst kat çıktım tıkışık. Üst katta yer bulamadık. Bak. Burası anam. Herhalde yeni açmışlar. Her öyle arabadan düşünüyorum. Arabadan parçalarını sökerim, diğerleri böyle hadi bırakalım. Hadi bakalım, iniyoruz. Çantamı alayım. Montumu almaya gerek yok. Montunu alma, evet. Ne oldu? Ha, şey yazıyordu, göremedim parasını. Asya nereye koşuyorsun anne? Gel böyle. Gel çiçeğim. Hadi gelin. Haydi. Ay benim güzel bir pisiciğim. Ben bak dolanırım. Vallahi ben böyle bir... Sanki arabadır. Gel. Nerede? Hangi arabalar? Arabalar direkt. Bak geldi valla. Nereye geldik? Aksis. Aksis mi? Aksis nasıl okunuyor bilmiyorum. Oraya geldik. Aa gelin, Asya botlarını gösteririz. Asya botlarını gösterelim. Güzel güzel. Haydi. Bu niye çalışmıyor ama? Hadi çık. Haydi çık. Herhalde gerçekten yeni açılmış. Evet, güvenliğe geldik. Çantaya telefon. Çantanı bırak, yandan geç. Bu anı beni yordu. Ayrılık beni vurdu. Düşünmeden uğra bana. Kapım açık hala sana. Ayrılığın vurdu. Film başladı. Yansıdı odamın. Ey maşallah, beton beton. Sinemadan çıktık. Evet Asya nasıldı? Güzel. Asya birazcık ağladı da. Arada böyle bir duygusal sahneler de vardı. Değil mi anneciğim? Sen çok beğenmedin değil mi onu? Yani çok derken şöyle. Hani çok sanatsal bir film beklemeyin tabii ki. Yani komik. Eğleniyor, komik. Gülüyorsunuz. Komik. Değil mi? Gülüp eğleniyorsunuz. Komik anlayışına bağlı. Komik anlayışına bağlı. Bir de komik. Evet. Ya biz onları seviyoruz. Onların espri, yaş şeyi falan hep bizim ben, zamanımızın mesela, esprileri. Ben altı şakalarım yok. Evet, yok. Bir ufak tefek vardı. Evet. Yok yok, güzeldi yani. Eğlenceliydi sonuçta. Amaç zaten eğlenceli vakit geçirmekti. Biraz ağlandı. Değil mi Asya? Duygulu bebeğim benim. İki dakikalık şeyde bile ağlıyor. Duygusal sahnede bile hemen ağlıyor. Değil mi annem? Şimdi oturduk, bir şeyler yiyeceğiz. Sonra gideceğiz. Merhabalar. Biz eve geldik. Çarşıda indik. İşlerimiz vardı. Biraz onları hallettik. Biraz alışveriş yaptık. Şimdi eve geldim. Bir şey göstereceğim size. Şöyle buzluğa atmıştım. Bu tiramisu toplarımdan vardı. Yarın doğum gününe gideceğiz ya, o geldi aklıma. Ben biraz abartmıştım zaten, çok yapmıştım. Ondan sonra kim yiyecek bunları diye de atmıştım buzluğa. Şimdi şöyle şu süslerden vardı, bundan döktüm. Biraz da şey döktüm. Dur,
ne bu kız? Hindistan cevizi. Şöyle bunları bir güzel bunları bulayacağım. Yarına doğum gününe götürmek için. Hem bir çeşit olur, değil mi? Hem de çok güzel görüntüsü ya. Çok tatlı değiller mi? Çarşıya indik arabadan caddede. Dedim çarşıya gideceğim. Bir kuaföre gittim. Kaş bıyık işlemleri yaptırdım. Ondan sonra 15 dakikalık iş aslında ama işte fırsat olup da gidemiyorum ki. Eve geldikten sonra da geç oluyor. Kadına ama desem ki hani geleyim 15 dakika hemen şey ol hani yemekten sonra ya da yemekten önce her neyse. Hem insanları tutman gerekiyor hem de yorgun argın geliyorum. Bir de oraya koştur koştur. Yani çarşıda dediğim yer benim eve 10 dakika 15 dakika yürüme mesafesinde. O yüzden de bir türlü fırsat bulup da gidememiştim. İyi oldu. Çarşıya girdik. Alacaklarımızı aldık. Daha doğrusu işte markete gittik. Marketten illaki eksikler çıkıyor. Biliyorsunuz. Şöyle şunları bulayalım. Bu bitince ne yapacağım bilmiyorum. Neye bulayacağız bakacağız. Bir şeyler buluruz elbet. Çok güzel oldular öyle değil mi? Bir de bunları şey yaparız. Şimdi dolapta durur bunlar. Ondan sonra yarın da şey yaparız. Kürdan takarız. Güzel olur. Ama ben oraya bunları nasıl götüreceğim onu bilmiyorum. Of vallahi hiç hesapta yokken yine akşamı yaptık bugün. Sinemaya gittik. İşlerimi yapamadım. Ama şimdi şu kışlık işine vallahi girişeceğim ne olursa olsun çünkü yapmam lazım yani başka bir hafta daha öbür türlü bekleyeceğim çünkü yarın da yokuz evde yine. Şöyle bekleyin bakayım tontişler. Evet. Ben buna devam edeyim. Sizle de sonra görüşürüz olur mu? Hadi hoşça kalın. Evet şöyle bir kaba alıyorum. Hepsine yetti. İyi oldu. Çok da güzel bence görünüyorlar. Bunlar şey, daha önce yapmıştım. Tiramisu topları, labneli, kakaolu, bisküvitliydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle şu kalanları da alalım. Güzelce. Hı, iyi oldu bundan dolaba koyarım yarın da bununla götürürüm. Evet tamamdır gel bakalım. Evet hazır.